Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. App Inventor derslerimize Image Bileşeni ve Resim Büyütme uygulamasıyla devam ediyoruz. Sıfırdan yeni bir proje, Eğitim Image diye sıfırdan yeni bir proje açtık. Image Bileşeni, mobil uygulamamızda ekranda resimler göstermek için kullanılan User Interface, kullanıcı arayüzü bileşenidir. Bir tane yerleştiriyorum. Screen'e tıklıyorum. Bunu ortalıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir resim göstermiyor. Sadece bileşenimizin Image1'in yerleştirildiğini görebiliyoruz. Buradan Image1 seçiliyken şurada Picture'ı kullanarak Upload File diyerek bir tane resim yükleyelim. Masa üstüne geçiyorum. Buradan bir tane resim seçip yüklüyorum. OK'ye tıklıyorum ve resmimiz yükleniyor. Yüklenen resmimizin özelliklerine, propertieslerine bakacak olursak alternatif tekstini belirtebiliyoruz. Biliyorsunuz görme engelliler için özellikle ekran okuyucularda bu alternatif tekst okunur. O yüzden buraya resmi ifade eden bir metin girilmesi önemlidir. Resmin tıklanabileceğini, tıklanamayacağını seçebiliyoruz. Resmimizin yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Örneğin Fill Parent'la ekrana sığacak şekilde yüksekliğini ayarlayabiliriz. Yine burada piksel olarak veya yüzde olarak da farklı seçenekler kullanarak piksel seçeneğini, yüzde seçeneğini değerler girip yüksekliğini ayarlayabiliyoruz resmimizin veya otomatik olarak seçebiliyoruz. Yine aynı şekilde genişliğimizi de seçebiliyoruz. Otomatik olarak genişlik seçili olarak geliyor. Biz buradan Fill Parent dediğimiz zaman ekrana sığacak şekilde ayarlanıyor. Tabii yine bunun dışında piksel ve percent olarak da piksel olarak da büyüklüğünü, yüzde olarak da büyüklüğünü resmimizin girebiliyoruz. Resmi Picture bölümünden seçiyoruz. Yüklemek istediğiniz resmi Upload File diyerek istediğiniz bir resmi ekranımıza yükleyebiliyorsunuz. Rotation Angle dönüş açısı var. Buradan açı belirtip resmi çevirebiliyorsunuz. Bazı Android sürümleri, eski Android sürümleri bunları desteklemiyor. Özellikle çok eski Android sürümleri için diyorum. Ekrana yerleştir, sığdır diye bir seçeneğimiz var. Scale Picture to Fit. İsterseniz bunu kullanarak da resmimizin ekrana tam yerleşip tam oturmasını sağlayabilirsiniz. Yine resmimizin görünür veya görünmez olmasını belirleyebiliyoruz bu seçenekle. Şunu kaldıralım. Şimdi şöyle bir uygulama yapalım. Ekranımıza iki tane, mobil uygulamamıza iki tane buton yerleştirelim. Bu butonlardan bir tanesi resmi büyüt, bir tanesi resmi küçült olsun. Tıkladığımız zaman da bunlara resmimizi büyütsün veya küçültsün. Şöyle ekranımızı, şuradan ekranımızı küçültelim ve emülatörümüzü çalıştıralım. Emülatörümüz çalışırken de bu resim büyütme küçültme olaylarını farklı yöntemlerle yapabiliriz. Yani ben şimdi Image1'in Height ve Width özelliğini kullanarak bunları yapacağım. Height özelliğini artıracağım, Width özelliğini artıracağım. Bu şekilde resmin büyüyecek. Veya diğer bir tuşa da küçültme işlemi yapacağız. Küçültme yaparak da height'ı ve width'ı azaltarak da resmi küçültmüş olacağız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Resmin farklı özelliklerini kullanarak da ölçeklendirme özelliği vesaire gibi özelliklerini kullanarak da büyütme küçültme yapılabilir. Uygulamamız çalıştıktan sonra şu pencere kapandıktan sonra iki tane buton ekleyeceğim buraya. Bu butonlar resmi büyüt, resmi küçük şeklinde olacak ve bunları kodlayacağız. Blok kodlarından kodlama ekleyeceğiz. Şu menüyü kapatalım tekrar. Ve uygulamamızın ekranda, emülatörde görünmesini bekleyelim.
Evet, şu an uygulamam çalıştı. Hemen iki tane buton ekliyorum. Bu birinci butonum. Şu da ikinci butonum. Buton 1'e resmi büyüt yazıyorum. Resim büyütme diyelim, büyük harflerle. İkincisine de resim küçültme diyoruz. Bu şekilde iki tane buton ayarladık. Resim büyütme ve resim küçültme diye. Bunlara tıkladığımız zaman resmi büyütecek ve küçülteceğiz. Şu aşağıdaki resmi kodlama blok alanına geçiyorum. Buradan buton 1'e tıklandığı zaman neler yapacağını şimdi gösteriyoruz. Buradan set image height imajımın resmimin yüksekliğini şunu yap diye bir seçenek geliyor. Buradan tekrar şuraya tıklıyorum. Matematiksel bir fonksiyon. Yani bulunulan yüksekliğe artı eklemem gerekiyor. O yüzden şuraya bir toplama işlemi ekliyorum. Toplama işlemine imajımın o anki büyüklüğü artı değer şeklinde yapacağım. O yüzden şuraya tekrar image height'ımı getiriyorum. Birinci unsurum o olacak. Buraya yerleştiriyorum. Daha sonra da şuradan değer alıyorum. Buraya da 10 piksel 10 piksel artsın. Dikkat edersek şimdi resim büyütmeye tıkladığım zaman resmin büyüdüğünü, genişlediğini görürüz. Aynı şeyi genişlik için de yapacağım. Yine imajımı seçiyorum. Set image white'ımı buraya getiriyorum. Şuraya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Matematiksel işlemim, toplama işlemi olacak. Şuradan bunu getiriyorum. Burada image 1'in height'ını değil de image 1'in white'ını yükselteceğim. Şunu kopyalıyorum. Duplicate yapıyorum. Şunu white şeklinde değiştiriyorum ve buraya yerleştiriyorum. Aynı şekilde şunu alıyorum. Duplicate yapıyorum ve buraya aynen yerleştiriyorum. Resim büyütmeye tıkladığımız zaman artık resmimiz büyüyor. Şimdi resim küçültmeyi yapalım. Buna da buton 2'yi kullanacağız. Hatta şunu çantaya bırakabiliriz. Buton 2'yi tıklıyorum. Burada buton 2'de resmimin yüksekliğini ve genişliğini azaltacağım. Şuraya eksi 10 değerini girdiğim zaman işlemi bitirmiş oluyorum. Şu şekilde eksi 10 girdim. Şurada buton 2 seçili olacak. Bu şekilde yapmış oldum. Blokları yerleştirmiş oldum. Tabii şundan kopyalama yapmam lazım. Duplicate yapmam lazım buton 2 için. Şunu buton 1 yapmam lazım. Tekrar şurayı 10 yapıyorum. Şunu silelim. Bura 10 olacak. Şurası da 10 olacak. Bu şekilde şöyle yerleştirelim yukarı doğru. Buton 1'e tıkladığım zaman genişliği ve yüksekliği resmin artıyor. Buton 2'ye tıkladığım zaman genişliği ve yüksekliği azalıyor. Bir test edelim. Emülatörümüzde evet, resmimiz küçülüyor ve resmimiz büyüyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Get ready.